Afyon Kocatepe Üniversitesi Profesör Doktor Sabri Bektöre konferans salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Danışmanı Enes Şişman'ın katılımıyla gerçekleşen Güncel Siyasi Gelişmeler Işığında Eğitim ve Gençlik Politikaları adlı konferans yapıldı. Genç Liderler Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Güncel Siyasi Gelişmeler Işığında Eğitim ve Gençlik Politikaları isimli konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Konferans öncesi kulüp hakkında bilgiler veren Genç Liderler Kulübü Başkanı Behlül Beşen, yeni olan kulübün her geçen gün adından söz ettireceğini ifade etti. Biz bir haftalık kulüp olmamıza rağmen düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle sesimizi duyuruyoruz. Burada biz imkansızı imkana hale getiren bir ekip olarak buradayız. Bugün Enes Bey'imiz geldi, yarın bakanımız gelecek. Aynı zamanda diğer bakanlarımızı davet edeceğiz. Biz büyük bir ekip olarak üniversitemizde ve ilimizde büyük etkinlikler yapacağız. Konferansa öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybeden. Kürsüde arkadaşlarına seslenen kulüp başkanı Behlül Beşen, iki haftalık bu kulübün önünün açık olduğunu dile getirdi. Genç Liderler Kulübü yaklaşık bir yıllık altyapıya sahip bir kulüptür. Bu bir yıllık sürede yeterli altyapı çalışmalarıyla onlarca tüzük, onlarca isim ve onlarca kulüp araştırmış bir kulübümüzdür. Biz hepsinden farklı bir tüzük, hepsinden farklı bir misyon üstlenen ve yeniden küllerinden doğan bir kulübüz. Kulüp Başkanı Beşen ileriki günlerde öğrencilere yönelik sosyal aktiviteler düzenleyeceklerini ifade etti. Birçok etkinlik yapmış ve şu an yaklaşık 678 üye rakamına ulaşmıştır. Altını çizerek söylüyorum, yaklaşık 2 haftalık bir kulüptür. Yaptığı etkinliklerden bazılarını söylemek gerekirse, bunlar aklımda kaldığı kısmını söylüyorum. İlk olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler meclisi ziyaretinde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Danışmanı Enes Şişman, yeni kurulan Genç Liderler Kulübü'ne başarılar diledi. Tabii bu organizasyonunu başından sonuna kadar takip eden, kendisine ve baştaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına ve her zaman şu anda da desteklerini hissettiğimiz değerli danışman hocalarına ben teşekkür ediyorum. Şişman seçimlerden sonra bakanlıkları bünyesinde 4 ayrı müdürlük kurularak gençlere ve spora ağırlık verileceğini ifade etti. Gençlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulurken değerli arkadaşlar, önceki dönemlerdeki hataya düşmemek için Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 tane genel müdürlüğe ayrıldı ve bu 4 genel müdürlükten 3'ü gençlikle ilgili politikaları, projeleri koordine etmek için, planlamak için organize edildi. Sadece bir tane genel müdürlük, o da spor genel müdürlüğü, o da sporla alakalı organizasyonları takip etmek için kuruldu.